beni affet. Bu kız o kız değil sanki. Ben niye böyle hissediyorum? Uzakta büyüdü, acaba ondan mı böyle hissediyorum? Niye ona bakınca içim titremiyor? Ha, niye hiçbir şey hissetmiyorum? Nurhan Hanım, buralar birazcık tozlanmış. Güzel bir sil de. Meleğe iş kalmasın ha. Silerim, silerim tabii. Buyurun. Senin ne işin var burada? Aa, ben hep geliyorum buraya. Nasılsın Nermin'cim? İyiyim, iyiyim. Hoş geldin. De biz kapı sesi falan duymadık. Nasıl girdin sen içeri? Aa, sizin Melek açtı. O dışarıya çıkıyormuş. Kapıyı açınca ben de girdim içeriye. Maşallah. Çok hanım hanımcık. Çok tatlı bir kız. Dedim ki gideyim. Hem ikinizi de göreyim hem de bir acı kahvenizi içeyim. Olur olur. Nuran yapar şimdi bize. Yaparım, yaparım tabii. İyi hadi gel. Mutfakta içelim biz de kahvelerimizi. Burada temizlik var. Nermin'cim. Anlat bakalım. Mutluluktan uçuyorsundur kızın yanında diye. Bilmiyorum Raziye. Dedim ya, eksik bir şeyler var. Tam anlamıyorum. Tamam Melek benim kızım. Ben onun anasıyım ama yanında rahat olamıyorum. İçimde bir his var. Aman çok normal böyle şeyler hissetmen. Yani sen istiyorsun ki hemen sarmaş dolaş olasınız. Kızın seni sevsin, sen kızını sevesin. Böyle şeyler zamanla olur Nermin'cim. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Kızını hiç görmemişsin, o seni bilmiyor. Yani yabancılık çeker tabii insan. Bilmiyorum Raziye. İnşallah dediğin gibidir. Sen o melek kolyesini verdiğine emin misin? Ha? Doğduğu gün hani yatağına koy demiştim. Aa, koydum tabii ki. Aşk olsun sana. Yalan mı söylüyorum yani? Kusura bakma Raziye. Kızım diyemiyorum. Bağrıma basamıyorum ya. Ondan herhalde. Adnan'ın korkusuna kendi öz kızımı evime hizmetçi diye soktum. Çok kızıyorum kendime Raziye. Melek benim kızım. Ama Adnan'ın hiçbir şeyden haberi yok. Yağız'ı çaldığımı, öz kızımı başkasına verdiğimi bilmiyor. Bu sır bana artık çok ağır geliyor Raziye. Çok. Thank you.